Elimizde Elimize dışbükey bir mercek var ve iki yüzeyin eğrilik yarıçapı da 25 santimetre. Merceğin 1,5 kırılma indisine sahip bir malzemeden yapıldığını varsayalım. Bu durumda merceğin odak uzaklığının iki durumda, yani ilk olarak havanın içerisinde, ikinci olarak kırılma indisi 2 olan yağın içerisinde kaç olacağını bulmamız gerekiyor. Soruda eğrilik yarıçapları ve ortamın kırılma indisi verilmiş. Buna göre odak uzaklığını bulmamız gerekiyor. Peki, odak uzaklığıyla buradakilere bağlayan bir formül olabilir mi? Tabii ki. Mercekçi formülü. Bu formülün odak uzaklığı ve merceğin özellikleri arasındaki ilişkiyi gösterdiğini söyleyebiliriz. İlk olarak mercekçi formülünün ne olduğunu hatırlayalım. Önceki videoda formülümüzü bulmuştuk. 1 bölü f'e eşitti. f burada odak uzaklığını ifade ediyor. Bu değerinde n2 yani merceğin kırılma indisi bölü n1 yani ortamın kırılma indisi eksi 1 çarpı 1 bölü r1 eksi 1 bölü r2'ye eşit olduğunu belirtmiştik. r1 ve r2 iki yüzeyin eğrilik yarıçaplarını ifade ediyor. Şimdi de formülü sorumuza uygulayarak odak uzaklığının kaç olduğunu bulalım. Birinci durumla başlayabiliriz. 1 bölü f ifadesi birinci durum olduğu için odak uzaklığına f1 diyebiliriz. n2 bölü n1'i bulalım. Bu durumda n2 değerinin yani bu ortamın kırılma indisinin 1,5 olduğunu söyleyebiliriz. Bu değeri de n1'e yani merceğin çevresindeki ortam olan havanın kırılma indisine bölmemiz gerekiyor. Havanın kırılma indisi 1'e eşittir. Bundan da 1 çıkaralım. Şimdi de bu ifadeyi hangi ifadeyle çarpacağımıza bakalım. 1 bölü R1 eksi 1 bölü R2. Buradaki R değerleri yani iki yüzeyin eğrilik yarıçapı da 25 santimetreye eşit. Bu durumda bu ifadeyi 1 bölü 25 eksi 1 bölü 25 şeklinde yazabilir miyiz? Burada dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü unutmayın, formülü yerine yazarken değerlerin işaretlerini de belirlememiz gerekiyor. Burada kullandığımız işaretler kartezyen işaretleri. İşaretleri şu şekilde belirleyebiliriz. Her zaman bir asal eksen çizerek başlamayı unutmayın. Şurası da optik merkez olsun. Daha sonra gelen ışının yönünü her zaman pozitif alırız. Ancak hangi yönün gelen ışının yönü olacağını bulmamız gerekiyor. Aslında bu yönü kendimiz belirleyebiliriz. Bu örnekte gelen ışının yönü sağ taraf olduğunu düşünelim. O zaman optik merkezin sağındaki her noktanın pozitif olacağını söyleyebiliriz. Yani burası başlangıç noktası. Optik merkezin solunda kalan her nokta ise negatif olur. Gelen ışının yönü sağa doğru olduğundan burada bir yerde bir cisim olduğunu düşünürsek ışın demetleri ilk olarak bu yüzeye yani birinci yüzey olarak adlandırdığımız yüzeye çarpar. Daha sonra ise tabii ki ikinci yüzey olarak adlandırdığımız yüzeye çarpar sol tarafı da pozitif olarak alabilirdik. Bu durumda ışın demetimiz sol tarafa doğru yansırdı ve bu sefer burası birinci yüzey, burası da ikinci yüzey olurdu. Yani istediğimiz yönü gelen ışının yönü olarak belirleyebilirsiniz. Ancak yaptığımız seçime göre birinci ve ikinci yüzey de değişir. Bunu belirlediğimize göre şimdi de hangi yarıçapın pozitif, hangisinin ise negatif olacağını bulalım. Hatırlarsanız bunlar sferik mercekler. Yani merceğimiz kürenin bir parçası. Bu şekilde küre şeklindeki yüzeyi devam ettirirsek bu iki yüzeyinde bir kürenin parçası olduğunu görebiliriz. Fark ettiyseniz ilk yüzeyin ait olduğu küre bu yöne doğru devam ediyor. Yani bu kürenin merkezi bu tarafta yer alır. Bu merkeze pozitif tarafta yer aldığından ilk yüzeyin eğrilik yarıçapının pozitif olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda R1 değeri de artı 25'e eşittir. Yani bu kısmı doğru yazmışız. Eksi 1 bölü R2 dedik. Fark ettiyseniz ikinci yüzeye baktığımızda bu yüzeyin eğrilik merkezi bu noktada yani negatif tarafta yer alır. Doğal olarak da bu yüzeyin eğrilik yarıçapı eksi 25'e eşit olur. Bu durumda burası eksi 1 bölü eksi 25 olur. İşaretleri doğru belirlediğimiz sürece soruyu rahatça çözebiliriz. Burası zaten 1,5. Eksi 1 dersek 0,5 kalır. İkinci ifadenin de neye eşit olduğunu bulalım. Burası da 1 bölü 25 artı 1 bölü 25 olur. Çünkü 2 negatif 1 pozitif eder. Bu durumda burası 2 bölü 25 olur. 0,5 ile 2'yi çarparsak buradan 1 gelir. Yani sonucun 1 bölü 25 olduğunu söyleyebiliriz. Burası 1 bölü f1'di. Bu durumda ilk durum için odak uzaklığının 25 santimetre olacağını söyleyebiliriz. Böylece ilk durum için odak uzaklığını bulmuş olduk. Odak uzaklığının pozitif değerde olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu ne anlama geliyor? odak uzaklığı pozitif olduğuna göre odak noktasının sağ tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sağ tarafın pozitif olduğunu belirtmiştik. Hemen yazalım. Bu durumda odak noktamız 25 santimetrelik bir uzaklıkta yer alır. Bu da sağ tarafa yani pozitif tarafa doğru gelen ışın demetlerinin bu noktada birleşeceği ya da yakın sanacağı anlamına gelir. Elimizdeki dış bükey yani yakınsak bir mercek olduğundan bu aslında mantıklı. Şimdi de İkinci duruma bakalım. İkinci durumda merceğimizin kırılma indisi 2 olan yağ içerisinde yer aldığını biliyoruz. Bu da merceğimizin çevresindeki ortamın kırılma indisi 2 olan yağla dolu bir ortamda olduğu anlamına geliyor. Videoyu bu noktada durdurarak sonucu kendinizde bulmayı deneyebilirsiniz. Fark ettiyseniz burada da aynı formülü yani mercekçi formülünü kullanıyoruz. Peki formülde neler değişir? Malzeme değişmediğinden n2 değeri aynı kalır. n1 değeri burada 2'ye eşit. Çünkü dışarıdaki ortamın yağ olduğunu biliyoruz. Yağ veya hava dolu bir ortamda olmasa fark etmeyeceğinden eğrilik yarıçapı aynı kalır. İşaretleri de aynı şekilde belirlersek buradaki her şey aynı kalır. O zaman sadece bu değerin değişeceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi burası 2 olur. Daha öncesinde yapmadıysanız videoyu bu noktada durdurarak soruyu kendi başınıza çözmeyi denemenizi tavsiye ederim. İkinci durumdaki odak uzaklığımıza f2 diyebiliriz. Buradaki değer değişir ve 2 olur. Onun dışında her şey aynı kalır. Yani buradaki ifade de aynı kalır. Şimdi burada neler olacağına bakalım. Hemen siliyorum. 1,5 buçuk bölü 2 eksi 1'i ortak paydaya alarak yazalım. O zaman burası 1 buçuk eksi 2 bölü 2 olur. Bu kısmı silsek de olur, evet. Şimdi denklemin son halini yazalım. 1 bölü f2 eşittir. Burası 1 buçuk eksi 2'den eksi 0 virgül 5 gelir. İkiler birbirini götürür. Yani geriye eksi 0 virgül 5 bölü 25 kalır. Eksi 0,5'i 1 eksi 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Buradan da sonucun eksi 1 bölü 50 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz aşağı kaysak iyi olacak. Bu durumda f2 değeri eksi 50 santimetreye eşit. Böylece sonucu bulmuş olduk. Peki odak uzaklığının negatif değerde olması ne anlama gelir? Videoyu burada da durdurarak buna kafa yormanızı tavsiye ederim. Evet, bu değerin negatif olması Odak noktasının da negatif tarafta olduğu anlamına gelir. Yani odağımız bu tarafta yer alır. Bu uzaklığın da 50 cm olduğunu az önce bulmuştuk. Peki bu ne anlama geliyor? Buraya birkaç mor ışın demeti çizelim. Bu şekilde ışın demetlerinin geldiği durumlarda kırılmanın ardından ışınlar bu noktada mı odaklanır? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Bu durumda bu ışın demetlerinin bu noktadan itibaren birbirinden ayrılacağını söyleyebiliriz. Bu noktadan başlayarak birbirinden ayrılıyorlar. Başka bir deyişle odak uzaklığının negatif olması merceğimizin ıraksak bir mercek olduğu anlamına gelir. Bunun biraz tuhaf olduğunun farkındayım. Çünkü dış büke yani yakınsak bir mercek nasıl oldu da ıraksak bir merceğe dönüştü? Ancak bu formüle bakarak buradaki merceğimizi farklı bir ortam içine yerleştirdiğimizde ıraksak mercek işlevi görebileceğini söylememiz mümkün. Ayrıca dikkatle bakarsanız dışarıdaki ortamın içerideki ortamdan daha yoğun olduğunu anlayabilirsiniz. Sonuç olarak da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışın demetleri ters yönde kırılır. Yani ışınların normal çizgisinden ayrılarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Işın demetlerini çizerek bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu örnekte oldukça önemli bir şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Hava dolu bir ortamda yakınsak olan bir merceği kırılma indisi merceğin malzemesinden daha yüksek olan başka bir ortama yerleştirdiğimizde bu mercek ıraksak bir mercek işlevi görebilir. Yani farklı durumlarda odak uzaklığının kaç olduğunu mercekçi formülünü kullanarak bulabiliriz.